ana okul çocukları, ilk okul çocukları böyle biz bu rejimi istemiyoruz, hürriyet istiyoruz diye duvarlara yazı yazmışlar. Bunların tırnaklarını çekti bu rejim. Böyle tırnaklarını bütün koparınca oranın yaşlı insanları, aşiret beyleri falan toplandılar, gittiler, dediler niye yaptınız bunu? Biz bu çocuklara, yani çocuktur bunlar. İsterseniz analarını da getiririk diye bir söz konuşmuşlar. Çok fazlasına gidince böyle işte orada başladı. Bizim bu Türkmen bölgesinde başlamasının nedeni oradaki Müslüman kardeşlerimizin ne arzı kaldı, ne namusu kaldı. Yani böyle zul yerden zul yere insanı öldürmeye başladılar. Bölgelerde normal silahlı adam pek bulamazsınız. Sivillerin bulunduğu köylerde. Çünkü bizim gençlerimizin, mücahitlerin hepsi cephedeler. İçeride de güvenliğimiz sağlanmıştır. Ama bugün baktığımız zaman, bizim buradaki sayılara baktığımız zaman 10 tane mücahidimiz şehitse 30 tane sivil. Çünkü köyler vuruluyor. Adam nereyi vurduğu önemsemiyor. Bölgeyi vuruyor, komple bölgeyi. Mühimmat derdi de yok. Bu siviller daha fazla ölüyor bizim burada. Ama şeker fabrikası olayı, Cisir'deki ne kadar bacılarımız varsa, genç Müslüman kızları yüzlerce, hepsini toparladılar. Fabrikanın deposuna koydular. Çırılçıplak maalesef subaylara sundular ve çıplak bir vaziyette sokaklarda dolaştırdılar. Hani bazı noktaları tam olarak şey etmiyorlar. Bir de o olayı yaşamak için, yani Allah kimsenin başına göstermesin, konuşmak yetmiyor. Onu hissetmek lazım. Yani dilimizle konuştuğumuz bugün, dinimiz de öyle. La ilahe illallah dediğimiz zaman o kelimenin anlamını bilmeden, o sadece dilde olan bir şey, dilin dönmesiyle olan bir şey, bence bir fayda etmiyor. İnsanların da eziyet çektikleri burada sadece işte o kadar insan öldü ya da şöyle tecavüz edildi falan değil. Onu bir kere hissetmek lazım. Yani orada sonuçta eğer biz Müslümansak, Müslümanlar kardeştir deniyor. O zaman kim ki ben Müslümanım dediği zaman, o şeker fabrikasındaki tecavüze uğrayan 400 küsür kızın üzerindeki ihanet edilen, o da onların bacısıdır. Bir kere öyle düşünsünler. Herkes namaz kılarken bombalandı. Şehitleri verdik burada. Dayım, halamın oğlu. Ya ne diyeyim sana? Ne desem sana, hiçbir şey yapamıyorum ki. Böyle bir duruma düştük. Allah sağlasın. Allah kurtarsın bizi de. Bu yine bomba sesleri geliyor. Yine bomba sesleri geliyor işte, duyuyorsunuz. Her gün devam böyle, gece gündüz aynı şey, durum. Yani insan kalmadı, çocuk kalamaz burada. Allah'a çok şükür, Türkmenler birlik. Toplandık elhamdülillah, evvel parti partiladık, hindik toplandık, hepimiz birlik olduk. Hepimiz de cephedeyik. Bizim ketibi fırının içinde mehmiyedeyik. Hep bölgeler tuttuk, Türkmen bölgesi tuttuk biz. Sadece biz Türkmenik. Sadece Türkmenik biz. Bütün bölgeleri biz tuttuk. Esed'e karşı biz çalıştık. Ne kadar da bu yolda mücadele edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu kutsal mücadele sonuçta, cihat. Gıdamız acı. Acıyla besleniyoruz. Buna ihtiyacımız var. Türkmen diye kabul etmediler bizi. Arap ol, ondan kere sana her şey yaparım. Sen okuyacaksın, Türkmensin, Müslümansın. Okudun. Son okuyucun bitti ve sen iş çıkarsın, çalışma. Onu vermezler de sana. Yasakta içki, hemen namaz yasak. Biriler de seni oruç tutuyor, tam sıkıştırırlar seni. İşte orucunu gösterene kadar selam.